Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu 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 glu. Merhaba Özsöz TV izleyenleri, bir hasat zamanlı programında daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Alper Kızılboğa. Onunla sinema ve senaryo üzerine sohbet etmek için buradayız aslında. Hoş geldin diyorum. Hoş bulduk, tekrardan. Şimdi ben anlatmak istemiyorum seni. Sen bence kendini anlat. Ne yapıyorsun? Nereden geliyorsun? Böyle yönetmenlere kendini anlat derseniz o zaman zorlanıyorlar. Böyle sayfa boyunca konuşup da olabilir. Hiç kesilmiş de olabilir. Nasıl rahat hissediyorsun? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Ben Alper Kızılboğa. İstanbul doğumluyum. Kısa filmler çekiyorum yönetmenlik için. Bir yandan da işte mümkün olduğunca piyasada sinema filmlerinde, dizi sektörlerinde falan yardımcı öğretmen olarak çalışıp hayatımıza devam ettiriyoruz. Bir yandan kendi kariyerimize devam edip bir yandan da ülke şartlarına göre bir yolculuk sunduk kendimize. Ne kadar süredir devam ediyorsun peki sinemada? Ben 2004 yılında okula girdim. Sinema bölümünde, Mimar Sinan Üniversitesi'nden. Yani işte biz de ikinci sınıftan itibaren mecbur bir şekilde çalışıp devam ediyoruz. Orada da kısa filmler çekmeye, yani yaklaşık bir 12-13 senelik bir geçmişimiz var yani. Peki biz senin Cumartesi Düşü'yle aslında tanımış olduk. Onun da aralarda görünüşünü, en azından afişini koymuş oluruz. Peki Cumartesi Düşü nereden çıktı, nasıl bir fikirle ortaya çıktı, onu bir anlatabilirsem. Cumartesi Düşü benim 2017 yılında çektiğim bir kısa metraj bir film. Cumartesi Hamilelerinin arka fonuna alan bir hikaye ve kurmaca bir film, yani bir belgesel değil. Cumartesi anneleri hakkında bir hikaye ve tabii ki ben İstanbul doğumluyum. Taksim'de oturdum, Taksim'de büyüdüm ve benim büyüme yeni yetme zamanlarından itibaren gördüğüm bir olaydı, bir toplumsal olguydu. Hep onların yanlarından geçerken cumartesi günü acaba bunlar ne yapıyorlar, niye bu kadınlar böyle geliyorlar falan diye düşünüyorum. Tabii ki zaman geçtikten sonra sizinle dünya görüşüyoruz bir şekilde oturmaya başlıyor ve bu insanların dertlerine dair ve bu insanın düşüncelerine dair bir takım işler ve çabalar yapmak zorunda oluyorsunuz. İlk önce onlara katılıyorsunuz, onlara olabildiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Daha sonra da işte sinema alanını seçtikten sonra böyle bir hikaye yapmak istedim, bir ses olmak istedim. 2017 yılında çekim süreci başladı ve 2 senelik bir festival süreci devam etti. Yurt içinde, yurt dışında bayağı festivallerle dolaştık. 40'ın üzerine festival, 8-9'u sanırım en son ödüller aldık. Tabii ki böyle bir güzel bir süreç geçti. Bakalım bundan sonraki nasıl olacak? Çok güzel. Biz de beğenerek izleyeceğiz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir Cumartesi Düşünü. Peki sinemada ve senaryo alanında senin durduğun yer, sanatçı olarak baktığın yer nedir ya da nasıl tarif edersin, nasıl olması gerekir diye düşünürsün? Yani alan olarak mı, çalışma konu olarak mı, yani ne tarz aslında olarak mı, sanatçı olarak mı? Senin sinemada tasvir ettiğin dünya nasıl bir dünya ya da durmak istediğin, senin sinemada durmak istediğin nokta aslında nerede ve bu bağlamda senin bakışını da anlamaya çalışıyoruz sinemaya ve senaryoya. Ben bağımsız bir sinemacıyım. Yani şimdiye kadar yaptığım bütün filmlerde hep bağımsız bir ürünler oldu. Buradaki bağımsızlıktan kastım herhangi bir şekilde bütçeden, fondan veya yapımcılardan bağımsız. Maalesef kendi kendimize bütçelerimizi oluşturabildiğimiz filmler. Bu bize şöyle bir şey sağladı. Biraz daha konu bağlamında daha özgür olmamızı sağladı. Sorumlu olduğumuz kişiler bir tek seyirciler idi. Başka kimseyi arada biz kimseyi almak istemedik. Bu şekilde devam etti. Böylece konu olarak istesek de istemesek de ben sinemacı insanım veya herhangi bir sanatçı insanım içinde bir derdi olduğunu ve bu derdi aktarmak üzerine bir bu iletişim dalını seçtiğini düşünüyorum. Eğer bir derdiniz varsa bunu mutlaka bir şekilde aktarıyorsunuz.
Bu aktarmada da sinemada arka fonlar olarak çok fazla kalıyor. Burada asla bir propaganda filmi veya propaganda sanatı gibi bir durumdan uzak durup ama bir yandan kendi hikayenizi anlatırken arka fonda o toplumsal süreçte ülkelerin geldiği durumları ve sizi rahatsız eden içinizdeki dertleri insanlara anlatma eğilimini görüyorsunuz. Bence sinemada böyle bir duruşta kendim daha rahat hissediyorum. İşin toplumsal kısmındasın yani. Biraz daha. Yani direktman toplumsal kısmına çat diye insanlara vermek değil ama istesek de istemesek de en bireysel hikayeyi de anlasınız. O bireysel hikayenin anlattığı bir toplumsal gerçeklik var. Oradan o gerçekliği alıp istediğiniz gibi fantastik bir rüya kurabilirsiniz. Peki senin takip ettiğin ya da çok sevdiğin yönetmenler, senaristler var mı? Bunlar isim verebilir misin mesela bize? Tabii veririm. Bakalım yönetmen olarak. Yönetmen olarak ben bir İsveç sinemasından Bergman hayranıyım. Çok fazla etkiledi bütün filmlerden. Bir İtalyan sinemasından Bertolucci, bir de okuldan hocam Türk sinemasından veririm. Metin Erksan benim için bir dahidir. Öyle bu üç yönetmeni verebilirim etkilerini. Peki son olarak şey sormak istiyorum. Biz daha önceki Asat programında da bir şair arkadaşımızla birlikteydik, onlar Aker'le. Ondan da istemiştik böyle bir öneride. Şimdi sinemayla ilgilenen ve senaryo ile ilgilenen birçok arkadaşımız var. Bu videoyu izleyecek olanlar da var eminim. Onlara bir önerin var mıdır? Sinemayla daha yeni yeni ilgilenmeye başlayan ya da senaryoyla bir bilmiyorum bir tavsiye, öneri. Artık ya sinema çok yeni bir sanat dalı. Yani bir 100 yıllık geçmişi var ama beslendiği sanat dalları ve beslendiği bilim kolları çok çok daha geçmişe dayanan bir şeydi. O yüzden de bu diğer sanatları ve bilimi sinemaya katarak çok çok yeni şeyler ortaya çıkartabilirler. O yüzden de en önemli şeylerden bir tanesi çekmek. Artık teknoloji çok fazla gelişti. Bir tane cep telefonuyla çeşitli videolar çekiyoruz, her şeyi çekiyoruz. Evet. Sette öğrenmeleri gereken o kadar fazla şeyler oluyor ki, çünkü yazdığınız şeylerle sete çıktığınızda karşılaştığınız şeyler aynı olmuyor. O yüzden de çeksinler. Bol bol kısa film çeksinler, bol bol hikaye çeksinler. 3 kuruş, 5 kuruş bulsunlar, bir şeyler çeksinler. Daha sonra onları öğrendikçe birini çektikleri kötü olacak, ikinci çektikleri kötü olacak, üçüncü çektikleri gülecekler. Ben annemle oynatmıştım ilk filmde, çok çok güldüm. Kadıncağıza böyle bir de bayılma sahnesi verdim. Ben 19 yaşındasın sen, niye oyuncu olmayan birine bayılma sahnesi falan veriyorsun? Böyle bunları çeke çeke ilerleyecekler. O şekilde bence böyle bir tavsiye. Bence güzel bir tavsiye. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Hasat Zaman programımızda buluşmak dileğiyle. Sana da çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere.